Asgari ücretli gibiyim, kimse benimle geçinemiyor diyor ya. Mesela okula gitmedim, şu anda çalışmaya gidiyorum ben. Neden? Çünkü para yok. Gerçekti, şimdi hayal oldu. Ya şimdi şu an 5 kuruşum yok cebimde. Kiracıyım kardeşim. Peki Türkiye'de kira fiyatları da ev fiyatları da son yıllarda arttı. Bu durum hakkında neler düşünüyorsunuz? Ev alma gibi bir fikriniz var mı? Ev almayı biz ancak rüyamızda görürüz kardeşim. Mülteci çok, kiralar da yüksek haliyle. O kadar yani. Peki, açıklaması bu bence. Peki bir vatandaşın ev alması için ne kadar süre çalışması ve neler yapması gerekiyor sizce? Neden ev alamıyorsunuz? Vallahi herhalde 20 yaşından sonra ölene kadar çalışması lazım. Başka türlü alamaz bir SSK işçisi. Ben SSK işçisiyim. Ben alamam. Kaç yıldır çalışıyorsunuz? Askerden geldim geleli çalışıyorum. Yani 21 senedir. Zor. Ev almayı düşünüyorum ama imkansız. Ben dişimde 7 tane çürük var. Onu bile izin alıp gidemiyorum ev geçintisinde. Maddi durumda sıkıntı kalmayayım, ay sonunu getireyim diye. Hani bir söz vardı. Hayaldi, gerçek oldu. Hayal edersin ev alacağım, araba alacağım, şunu alacağım, bunu alacağım diye. Ama gerçek olurdu. Şimdi gerçekti. Gerçekti, şimdi hayal oldu. Gerçekler hayal oldu. Yani fiyatlardan dolayı ev alma gibi bir fikriniz ortadan kaldırıldı. Evet, evet. Hayal... Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yapacak bir şey yok. Hep aynı böyle devam edecek. Çocukların geleceğini düşünüyoruz sadece şimdi. Çocukların geleceği de daha çok batılacağından psikolojimiz bozuldu. Zaten psikolojimiz bozuldu. Evden ne düzen kalıyor ne bir şey kalıyor. Hiçbir düzen bizden hiçbir şey kalmıyor evlerde. Ev sahibiyim. Peki son zamanlarda ev fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda olsa ev alabilir miydiniz? İmkanı yok, alamazdık. Çok arttı fiyatlar. Eskiden almıştık. İyi ki almışız. Kiracıyız da hem ev sahibiyiz hem kiracıyız. Nasıl oluyor? Şöyle, evimiz başka yerde, kirada. Biz buradayız. Peki kira fiyatlarından ve ev fiyatlarından memnun musunuz? Yeni bir ev daha alabilir misiniz? Yeni bir ev almak mümkün değil, öyle bir şey de. Yani kiradan da memnun değilim. Kiracım da memnun değil, ben de memnun değilim. Şimdi doğrusu konuşmak gerekirse. Biz biraz kiracı olduğumuz için kiracımızın da halinden anlıyoruz. Nasıl halinden anlıyoruz? En azından şimdi şu gün oluyor diyor, bugün oluyor diyor. Veyahut da işte ona göre kendimizi ayarladığı zaman müsamaha gösterebiliyoruz. Ama kendi ev sahibimiz maalesef öyle değil. Adam 3-4 tane evi var. Günü gününe, dakikası dakikasına şey yapıyor yani. Peki yeni bir ev daha alıp onu da kiraya verme gibi bir düşünceniz söz konusu mu? Yani yurt dışında çalışıp burada yiyebilseydim o parayı, evet. Ama Türkiye'de, Türkiye şartlarında zaten zor gücün geçiniyoruz. Yani bilmiyorum, çoğu insanın hani asgari ücret olarak söylüyorum. Hani bir laf var ya, asgari ücretli gibiyim, kimse benimle geçinemiyor diyor ya. Onun hesabı, kimse o fiyatlarla zaten geçinemiyor. Bunu herkes biliyor zaten. Kiracıyız. Peki kira fiyatlarından memnun musunuz? Ev alma gibi bir düşünceniz var mı? Bu durumda ev alma gibi bir düşüncemiz olamaz. Çünkü bu askeri ücretle çok zor. Kiralar da şu anda 1200-1300 civarında başlıyor. Hele bir de 3 kişilik bir aileyseniz yani imkansız gibi görünüyor. Peki kira fiyatları böyle giderse bir krediyle ev alma durumu vesaire olmaz mı? Ya bu şekilde devam ederse ileride zamanlarda 1,5 lira ödeyeceksin. O zaman da 1,8-1,7 ödeyerek rahat bir ev alabilirsin diye düşünüyorum. Ben şu anda şunu söylemek istiyorum. Ben 10. sınıfa gidiyorum ve yani kirada oturuyoruz annemle birlikte. Mesela okula gitmedim, şu anda çalışmaya gidiyorum ben. Neden? Çünkü para yok. Her şeye zam koydular. Kira mesela, biz 600-700 lira kira verirken bu senelerin içinde 1200-1300'e çıktı kiralar. Yani ekonomi battı denecek kadar az. Şu an cüzdanımın içine baksam 5 kuruş bulamam belki de. O kadar az yani. Bu hayat pahalılığında yani ev sahibi olmak çok zor. Kiracısınız? Kiracıyım. 34 senedir kiracıyım. Peki ev almayı düşünüyor musun? Nasıl alacağım oğlum? Asgari ücretle çalışan biriyim ben. Bir yağ olmuş 80 lira. Nasıl alacaksın? Nasıl alacaksın? Söylerim, hayat pahalılanmış. Her şey pahalı. Otobüs biletine kadar her şey pahalı. Bu hayat ne olacak? Bu Türkiye ne olacak? Ev alma gibi bir düşünceniz yok. Yok oğlum, nereden? Birikim yok ki. Asgari ücretle ne alabilirsin söyle bana. Ne alabilirsin? Hadi ne alalım? Daha ben aylığımı almamışım ya. 2 aydır aylığımı almamışım ben daha. Yemin ederim bak, özel sektördeyim. 2 ay insan aylık almaz mı? Bu ne yiyor ne içiyor olmaz mı?
Özel sektörde çalışıyorum, 2 aydır da aylık almamışım. Ya şimdi şu an 5 kuruşum yok cebimde. Ya evi nasıl alacağım? Burası Türkiye, ev alamam. Bitmiş her şey. Hele AK Parti tükenmiş. Vallahi.